Evet. Gelelim İsveç Enstitüsü bursuna. İsveçli okulların AB vatandaşlarına parasız arkadaşlar, bize ise paralı. İsveç Enstitüsü bursu okul parası ve aylık kalma ile belli bir yeme ve içme masrafını karşılıyor. Aylık 9.000 kron ödeniyor. Bu da yaklaşık 900 avro demek. Yine İsveç standartlarında düşük bir para ama İsveç nispeten bir sosyal devlet olduğu için hani mesela yurt gibi olanaklara falan başvurmanız, işte okuldaki bazı imkanları kullanmanız falan daha kolay. Onlar da onu böyle kompanse ediyorlar. Tabii yine de hani bu parayla aynı Şivinik gibi, Jambone gibi, öğrenci gibi yaşanır. Bunu kabul edin. Hani 1331 pound mesela size yüksek bir şey gibi gelebilir. Türk lirasına çevirdiğinizde ama İngiltere'nin standartları farklı. Dediğim gibi ben odaya 855 pound veriyordum yani öyle düşün. Kuzey Avrupa genellikle pahalı bir yer arkadaşlar. Hani İsveç nispeten bir sosyal devlet. Yurt, sağlık gibi hizmetler nispeten iyi gidiyor yine de. Burs başvuruları her yıl 10-20 Şubat gibi anlamsız derecede kısa bir tarih aralığında yapılıyor ki bu da uzamış hali. Şurada adresini koydum arkadaşlar. Buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Bilgileri alabilirsiniz. Ben size genel bilgileri vereyim. Bursun şartları biraz daha farklı. Ne sınav var ne de mülakat var. Dolayısıyla evrak çok önemli bir hale geliyor. Başvurunun ön şartı 15 Ocağı kadar İsveç yani bursları, İsveç bursları kapsamında fonlanan İsveç yüksek lisans programlarından birine başvurmuş olmak. Hangi programlar İsveç Enstitüsü kapsamında destekleniyor derseniz, yani bunlar da çok az. Ama bu programlar az da olsa güncellenebilir, artabilir. Yani şu siteden buna bakabilirsiniz. Şimdi girip yine şey kaybetmeyelim. Zaman kaybetmeyelim. Şimdi bu listeden bir program ve okul beğendiyseniz beğendiğiniz bölümün ayrıntılarını da şu linkten bulabilirsiniz. Bakın bunu da buraya ekledim. Yani hadi şuraya girelim. Girelim de göstereyim size. Şimdi bakın programlara bakıyoruz. Bakın bazı üniversiteler var burada. Ve burada bazı bölümler de var. Şöyle indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz. Yani işte bunlar hani böyle çok gibi görünüyor ama aslında bütün üniversite bölümlerini falan düşünürsek hani kısıtlı, kısıtlı bölüm. Yani yine de sayfa 10 sayfa. Yine de epey varmış arkadaşlar. Ben biraz abarttım galiba az diye. Neyse. İyi. Güzel haber. Şimdi onları beğendiyseniz bu programların detayına da şu linkten ulaşabilirsiniz. Buna girmeyelim artık. Okullara başvuru da aynı adresten yapılıyor. Birçok ülkenin aksine tek bir merkezi başvuru sistemi var. Aslında bu güzel bir şey. Yani okullara ayrı ayrı 3-5 tane şey başvurmanıza gerek yok. Yani hepsi için mesela toplam bir paket yüklüyorsunuz. Bazıları mesela bazı dokümanları istiyor. Mesela CV istiyor diyelim bir tanesi. CV'yi sistemden çekiyor ama diğeri mesela İngilizce belgesi istiyor, CV istemiyor. O zaman o CV'yi sistemden çekmeyecek. Yani bütün belgelerinizi siz o sisteme yüklüyorsunuz. Bu da hani güzel bir şey. Ama dikkatli olmanız gerekiyor. Mesela bunu yüklediğiniz şeyi silemiyorsunuz falan filan böyle çok da iyi bir sistem değildi. Umarım gelişmiştir diyorum. Bunun belgeleri de arkadaşlar İşte niyet mektubu var. Word formatında hazırlanmış niyet mektubu. Sonra PDF formatında bunun basılmış, taranmış hali olması gerekiyor. İşte imzalanmış hali yani. Europass formatında maksimum 3 sayfalık bir CV. Bunu da şu template'ini şuradan indirebilirsiniz. 1 veya 2 referans mektubu. Yani niye 1, niye 2? Bu bence anlamsız bir boşluk. 2 tane siz yine şey yapın. Verin. Buradaki ifade aslında aşağıda şöyle bir şey yazıyor. İşte bir tanesi sizin işinizi ve liderlik deneyiminizi kapsamalı yazıyor. Yani bakın yine liderlik burada karşımıza çıktı hani. Yani lidersiniz arkadaşlar. Bunu göstereceksiniz. Mutlaka göstereceksiniz. Siz en iyisisiniz. Aslansınız, kaplansınız. Bunu da belirteceksiniz. Bunu belirtemezseniz bu bursları alamıyorsunuz. Şimdi İsveç Enstitüsü bursunun hatırlatmalarına gelelim. CV, referanslar ve niyet mektubu konusunda yine dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bursun amacı küresel liderler yetiştirmek. Dolayısıyla liderlik vasfınızı ortaya koymanız lazım. Bunun en temel dayanağı da yine sivil toplum faaliyetleri yani gönüllülük. Türkiye, AB ve İsveç'in çıkarlarının kesişiminde bir şeyler yakalamanız ve bunu ifade etmeniz lazım arkadaşlar.
BM kalkınma hedeflerinden birine mutlaka referans vermeniz lazım. Bakın bu zaten hani başvuruda da yazıyor da böyle açık açık. Siz bu hedefleri daha önceki bir slaytta kullanmıştım. Açıp bakıp hani ben burada nereye oturuyorum? Ben bununla ilgili ne yaptım? Bunu iyi temellendirmeniz gerekiyor. Ayrıca bu bursu gerçekten istiyorsanız hani İsveççenizi de şöyle ucundan kıyısından birazcık geliştirmeye çalışsanız çok çok güzel olur. Bunun için de pek kitap bulamazsınız ama bakın şöyle bir kaynak var. Buraya koydum. İşte kendinizi kalkınma eksenli bir programa göre hazırlayın. Yani mesela İsveç elçiliğinde ben birçok insanla tanıştım. Hani mesela genetik mühendisliği gibi çok sağlam konularda kabul almışlar üniversitelerden ama bursu alamamışlar. Yani anladığım odur ki İsveç klasik bir sosyal kalkınma devleti edasında davranıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik, dezavantajlı gruplar, etnisite, göç, entegrasyon gibi konular ön plana çıkıyor. Evet. Bakın, İsveç Enstitüsü'nden 2020-2021'de burs kazanan alanlar. Ne diyor? Media and Communication Studies, Sustainable Development, Sociology of Education, International Development, işte Entrepreneurship, Development Studies, Psychology, Culture and Change, Ethnic and Migration, Human Rights. Yani arkadaşlar buradaki işte Social Studies of Gender mantık belli bence. Yani bunun çok dışında bir şeyleri zorlamayın derim. Evet. Avantajlarından bahsedelim biraz. Geri dönüş şartı yok. Önü açık bir burs. İsveç'te yapacak iş çok. İsveç bursunun bir güzelliği de Jamo ve Shivning'in aksine 2 yılı kapsayabilmesi. 2 yıllık programlar da var bunun içerisinde. İngilizce İsveç'in ikinci dili gibi bir şey. Herkes biliyor, konuşuyor. Bu da her şeyi daha kolay kılıyor. Dezavantajlarına gelirsek de matematiksel olarak alması zor bir burs. Başvurulardan birinde 253 kişi 653 programa başvurmuş. 159 programdan kabul almışlar. Yani düşünün bakın. 159 programdan kabul almış olan adaylar var. Ama bunlardan 13 kişiye burs veriliyor. 13 asil 5 yedek. Yani bu da pek değişmiyor. Dolayısıyla hani bunda da başvuru şeyi oldukça düşük kalıyor. Aşırı merkezi bir sistem. Soru sormak zor, cevap almak zor. Karışık, insanı yoran bir başvuru sistemi var. Yani şöyle çok mesela karmaşık bir şey var. Ben başvurduğumda öyleydi. Umarım düzelmiştir diyorum yine ama muhtemelen düzelmemiştir. 3 tane programa başvuruyorsunuz. Tamam, bunların hepsini merkezi bir sistemden başvuruyorsunuz. Güzel, çok güzel, harika, müthiş. Ama Bursa'da 3 ayrı başvuru yapmanız gerekiyor o zaman. İşte bu, yani bu inanılmaz bence. Ve bence arkadaşlar bu bursun hiç anlayamadığım bir tarafı yazın burs ödemesi yapmıyor bu burs. Yani işte bu hiç anlaşılabilir değil. Yani yaz boyunca 3 ay falan ödeme almıyorsunuz ya da 2 ay bilmiyorum tam ayrıntısını ama bu da bence çok olumsuz bir tarafı bu bursun. Evet, burada bitirelim. Buradan devam ederiz.